Garbarcus'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem Saraç. Bugün sizlerle beraber House Flipper oynayacağız. Biliyorsunuz aylar önce oynadığımız kanalın en böyle çok gelen serilerinden bir tanesiydi. Hızlıca şimdi ofisimize geldik. Oyunun olayını bilmiyorsanız evler alıyorsunuz, bu evleri yeniliyorsunuz ve satıyorsunuz. Daha kar ediyorsunuz bu satış fiyatından falan filan şeklinde çok efsane bir oyun. Yeni evler geldi. Bu oyunu şimdi çekmemin, aylar sonra çekmemin sebebi de oyuna yeni bir güncelleme gelecek arkadaşlar. Artık bahçe düzenleme işleri falan da yapabileceğiz ve yeni gelen evler var 2-3 tane. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bizim 1,5 milyon lira paramız var ve yeni gelen evlerden bir tanesi evde tek başına yazan, sanırım filmdeki ev falan da olabilir, bilmiyorum, 1,2 milyon liralık bir ev geldi. Bunu hızlıca satın alacağız şimdi ve okey, aldık artık. 1,2 milyonu verdik. Ev inanılmaz büyük. Daha önce hiç hakikaten girip bakmadım. Evin durumu nasıl, olay nedir, hiçbir bilgimiz yok. Şimdi gireceğiz, bakacağız. Bayağı kar falan böyle. Oo, bayağı kışlı mışlı bir şey. Ev inanılmaz büyük bu arada. Ev hakikaten çok hoşuma gitti abi. Ev bayağı hoşuma gitti. 1,2 milyon liraya böyle bir ev almak bence bayağı bir ucuz. Bayağı bir ucuz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Evin bir çevresini bir gezelim. Daha sonra içine gireceğiz. Bak, bahçesi falan inanılmaz büyük. Aşırı büyük bahçesi var. Bunları düzenleyebileceğiz ileride. Bahçe düzenleme DLC'si gelince ben onları da tabii ki size göstereceğim. Bayağı böyle sıfırdan farklı evlerin bahçelerini falan düzenleyeceğiz. Şimdi geçiyoruz. Çöpleri möpleri topladık. Şimdi lafı fazla uzatmadan evi biraz bir gezelim. Ben de ilk defa gördüm. Oo, bak bayağı Christmas süsü falan var. Yılbaşı için mi geldi acaba bu şey? Abi evin içi tabii ki pis. Evin içi pis. Buna yapacak bir şey yok. Bunlar oyuncaklar falan galiba. Bunları temizleyeceğiz ama önce bir gezelim. Bu ne abi? Bunlar ne ya? İğrenç bir şey vardı. Yine yapacak bir şey. Abi evi küf mü bağlamış, ne bu? Ben bunları atıyorum. Midem bulandı nedense ya. Bak bu ne abi? Tüy. Tüy falan herhalde, emin değilim. Şimdi girdik. Sağ tarafta böyle bir yemek masası falan var. Bayağı güzel. Burada böyle güzel bir mutfak var. Mutfakta da bir yemek masası var. Tamam, hoş. Buralar hoşuma gitti açıkçası. Kötü bir şey yok buralarda. Çöpleri falan filan sıfırdan temizleriz. Burası arka bahçe. Tamam. Şimdi mutfak güzel. Eşyalar yeni durumda. Bunları hani atıp yenilerini almamız gerekmeyecek. Bak burada boya falan yapılmış daha önce. Bu evi düzenlemeye çalışmışlar herhalde. Düzenleyememişler. Burada bir hediye var. Yılbaşı ağaçları var. Çoraplar var. Bilmem neler var. Piyano var. Ev çok güzel aslında. Ama biraz düzenlememiz gerekecek arkadaşlar. Burada böyle bir odamız var. Bir yukarı kata çıkalım. Üst kata çıkalım. Üst katta deli gibi oda var zaten. Burada böyle bir oda var. Küçük böyle bir şeyler depolamak için. Yatak odası var. Yatak odasının büyük ihtimalle tuvalet banyosu var. Çok güzel. Çok güzel. Burada kesin gizli oda, mizli oda bir şeyler vardır. Bu arada oyun takılmıyor arkadaşlar. Mouse hareketleri yüzünden böyle sağa sola dönerken takılıyor gibi görünüyor. Ona yapacak bir şey yok. Yani yoksa gördüğünüz üzere çok fazla bir sıkıntı yok. Oyunun kontrollerinde hafif bir sıkıntı var. Burada böyle ne bunlar? Çöp mü bunlar? Ne abicim? Burada çocuk odası gibi bir şey var. Çalışma odası. Bebek odasıymış bu arada orası. Boş odalarımız var. Bilmem nelerimiz var. 1,2 milyon aldığımız bu evi güzel bir şekilde düzenleyip 1,5 milyon civarında satmamız gerekiyor arkadaşlar. Hedefimiz 1,5 milyon. Bu evi düzenlemek normalde çok 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 uzun sürecek, biliyorum. Yalnız şöyle bir şey yapacağız. Ben video dışında da video aralarında falan oynayacağım. Siz de yorumlarda mutlaka bu evi hangi odaları yapalım, nasıl bir şey olsun, siz de yorumlarda bunu yazın. Şimdi lafı fazla uzatmadan alt kata gidiyoruz arkadaşlar. Alt kata gidiyoruz. Bir şu temizleme işlemlerini bir yapalım önce. Eşya satma aparatımızı çıkardık. Bunu çıkarınca ilk kez açtığınızda böyle bir oyun donuyor hafiften. Bak kaydediliyor, maydediliyor bir şeyler diyor. Heh, tamam şimdi geldi. Hoş geldin. Şuradaki dandik oyuncakları bir satalım. Bunlar 240, 250 lira mı? Oha. Çok pahalıymış lan. Şu boyaları bir satalım. Şimdi satılacak olan şeyler, ilk katta satılacak olan şeyler. Hediye 40 lira. Sat abi, sat. Şimdi bu yılbaşı, şu temizleyelim şunları ya. Burada çöpler möpler var. Yılbaşı ağacını satabiliyor muyuz? Yılbaşı ağacını satalım. Yılbaşı ağacını satalım abi. Gerek yok. Şunları satalım. Hani yılbaşı temasını kaldırmak istiyorum evden. Çok fazla yılbaşı olayına girmeyeceğim. Piyanoyu satabiliriz. Ama çünkü çok fazla alıcılar için gerekli bir şey değil bu. 2400 lira. Ben bunu satıyorum koltuğuyla beraber. Sonra bu tarafa bakıyoruz. Burada şöyle bir kutumuz var. Onu satalım. Eski bir televizyon var. Bunu satabiliriz.
Bakalım başka. Buraları temizleyeceğiz burada. Burada vantilatör var, sat. Burada tabure var, sat. Yemek masası dursun. Bayağı güzel duruyor. Burada da yemek masası var. Bu da durabilir bence. Şu neymiş lan? Sat bunu. Gerek yok. Tahta mıydı acaba? Kesme tahtası falan mıydı? Emin değilim. Şuradaki bardakları satalım. Bunlar çok fazla işe yaramayan şeyler. Sat abi, bunu da sat. Mikrodalga dursun. Burada çöpler var, dışarıya açılıyor. Tamam, burada da satacak çok fazla bir şeyimiz kalmadı diye düşünüyorum. Hala biraz kir var demiş. Tabii ki var. Temizleyeceğiz. Sıkıntı yok. Bu neymiş ya? Bu ne abi? Bu don falan mı bu? Ne bu? Hah, tamam. Atabildik sonunda. Bu evi 3 bölümde falan yapacağız arkadaşlar. Çok büyük bir ev. Normalde bunu yapmak baya... Bak, burada 2 tane oda varmış. Gözden kaçırmışlar. Bir mutfağı açılıyor. Bu neymiş? Oo, bir de bodrumu mu var? Oo. Wow. Şunları bir satalım. Bu dolaplar kalsın. Dolapları da satalım abi. Komple satalım bence şurayı. Bunları bir alalım buradan. Çöpleri, möpleri, her şeyi bir kaldıralım. Gerek yok. Bunlara gerek yok. Bütün aletleri al sat abi. Sat. Güzel. Hem bunlar bize para olarak geliyor. Hem de evi temizlemiş oluyoruz. Bak, buradaki çöpleri de kaldırırsak sıkıntı olmayacak. Pisletler var. Bunları da satalım. Dolapları satalım tekrardan. Dolapların tanesi 40 lira neredeyse. Bu oyunun şeyi, ne diyordum ben ya? Ev çok büyük olduğu için normalde ben bunu 10 bölümde falan da yaparım da gerek yok. Şey yapacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. 3 bölümde halledeceğiz bütün evi. 3 bölümde halledeceğiz. Hatta 2 bölümde bile halledebiliriz. Bir bölümde satacağız zaten. 1,5 milyon liraya bize satışını yapabilirsek güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi burada pislikler var. Bodrum da böyle gidiyor abi. O dışarı falan açılıyor bu. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Burada bir sıkıntı var. Bunu birleştireceğiz. Tamam. Burayı bir temizlememiz gerekiyor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi tarzı şeyler alacağız. Bitki yok mu falan filan bir şeyler demişler. Vallahi ev inanılmaz büyük abi. Ev gerçekten çok büyük. Hemen temizleme olayına yavaştan girişelim isterseniz. Şimdi kapımız burada. Şuraları bir temizleyelim şöyle. Bunların hepsi bize artı puan, yani para olarak geri gelecek arkadaşlar. Bunları temizledikçe daha fazla para kazanacaksınız. Yapacak bir şey yok. Şöyle üstün körü temizleyeceğim şimdi. Unuttuğum bir yer olursa zaten ben video dışında falan halledeceğim. Size biraz da hani evi falan göstermek maksatlı çekiyorum. Evde Tek Başına filmini izlediniz mi? Bilmiyorum da oradaki eve benziyor mu açıkçası? Emin değilim. Oradaki eve mi benzetmeye çalışmışlar acaba? Bu ev kirli yazmış. Abi tamam, kirli de temizliyoruz. Daha ne bekliyorsun benden? Bak, burada salak salak oyuncaklar falan var. Kırılmış bir kitaplık var. Bunların hepsini satıyorum abi. Sat 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 sat. Sat 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 sat. Tamam. Ne sanatsal bir kitaplık falan demiş. Şu an sol tarafta alıcıların yorumları var. Evi bunlara satacağız arkadaşlar. Evin potansiyel sahipleri onlar. O yüzden çok da bir, sadece bir tane çocuk odasının olması üzücü oldu demiş. Sen de almayı ver o zaman. Tamam şimdi. Şimdi alt kata bir inelim. Şu bodrumu da biraz temizleyelim. Bodruma buradan mı iniyoruz? Buradan iniyoruz. Şuraları bir temizlememiz lazım. Abi iğrenç olmuş merdivenler falan. Merdivenler falan pis pis böyle. Burayı bir temizlersek birazcık da olsa sıkıntıyı halletmiş olacağız. Çok fazla eve para harcamak istemiyorum açıkçası. Evde gizli oda falan filan bir şey var mı acaba bu sefer? Yok herhalde. Haritadan bakıyorum sağ üstten. Siz görüyor musunuz bilemiyorum da. Sanırım yok. Şimdi burada bir birleştirme olayımız varmış. Ne yapacağız bunu? Kaldırıyoruz. Dur, neyi? Ha, vidalarını çıkarıyoruz. Bayağı bir şeyleri değiştirmişler gibi hissediyorum ama. Ya önce kabloları takacağız. Tak. Tak. Bunların hepsi artı puan arkadaşlar. Ben bu küçük detaylarla, dediğim gibi, video dışında uğraşacağım zaten, merak etmeyin. Evi de beraber satacağız. Evi sattığımızda da ne kadar para kazandığımızı beraber göreceğiz. Oyuna şey geldiği zaman, şu bahçe düzenleme işi geldiği zaman inanılmaz güzel olacak. Sıkıntı yok, merak etmeyin. Burada sigortalar varmış. Sigortaları hallettik. Bunu kapatabiliriz. Keşke şunu düzenleyebilsek. Ama yapacak bir şey yok. Alt katta çamaşır makinesi. Heh, tamam. Hemen şu alt kata bir çamaşır makinesini falan bir koyalım arkadaşlar. Pardon. Elektronik malzeme. Beyaz eşya. Çamşır makinesi. Çamşır makinesi nerede abi?
Çamaşır makinesini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben direkt yazacağım ya. Çamaşır makinesi. Su tesisi. Monte edilebilir çamaşır makinesi. Bunu hemen şuraya monte edelim abi. Süper. Birleştir. Şimdi oyunun arayüzü falan filan değişmiş. Siz bu arada hakikaten şey istiyorsanız bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar şimdiden. Ben şuraları bir hemen hızlıca düzelteceğim. Şunu bir titrettik böyle. Tamam. O artık çalışıyor. Bunu koyabiliriz. Ben bu seriye devam etmek istiyorum. Özellikle yeni DLC geldikten sonra Garden Flipper. Hakikaten devam etmek istiyorum. Çok eğlenceli olacak çünkü. Birkaç böyle tasarımına, resmine falan baktım. Siz de şeye bakabilirsiniz Steam'den falan. Bu oyunun da bir çekilişini yaparım. Tekrar DLC geldikten sonra. Bunu yaptık abi. Burada ne varmış? Burada da çamaşır makinesi. Bence iki tane çamaşır makinesine hiç gerek yok ya. Şunu satabiliyor muyuz? Sattık. Bunda bir sıkıntı var mı? Bunda bir sıkıntı yok. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda da yok. Tamam, okey sanırım ya. Her şeyi yaptık diye düşünüyorum. İki tane çamaşır makinesine ne gerek var ya? Işığı aç kapa. Işık yok ya. Işık çalışıyor mu abi? Çalışıyor, tamam, sıkıntı yok. Alt kat bence fena olmadı ya. Alt katı belki biraz şey yapabiliriz. Şöyle bir şey yapalım mı hızlıdan? Hemen yerleri bir döşeyelim. Çünkü böyle çok çirkin duruyor. Yerleri döşemek her zaman bize artı puan olarak geri gelecek arkadaşlar. Zemin. Şimdi dekorasyonlar değil. Döşeme diyelim. Yer karoları diyelim. Ya da halı mı desek? Ya da yer kaplamaları diyelim. Tamam, yer kaplamaları. Şimdi bodruma şey olmaz. Laminant parke olmaz. Buraya böyle fayans gibi bir şey yapalım. Düz fayans yapabiliriz abi. Burası bodrum olduğu için su falan basar bir şey olur. Gerek yok öyle şeylere. Bak böyle. Bence bak bodrum olduğu için bu okey. Kabul edilebilir. Çok güzel değil biliyorum da. Bence kabul edilebilir. Şuraya kadar yap böyle. Yap abi yap. Şöyle yap işte, tamam. Başka neresi kaldı? Burası kaldı. Bayağı bir para harcadık galiba buna. Ha? Bilmiyorum, emin değilim. Oo, bunun arkası var. Oraları göremiyoruz ama. Burası dışarısı gerçi ya. Dışarıya yapmamıza gerek yok. Burası böyle kalabilir. Tamam. Bodrumumuz böyle oldu. Su basarsa sıkıntı olmasın diye. Şimdi duvarlara belki bir kağıt mat bir şey ayarlarız. Ya da duvar döşemesi fayans mayans bir şey yaparız. Evin duvarlarında da bir takım yerlerde sıkıntılar var. Bak bunlar çok tatlış. Bence bunları değiştirmeye gerek yok. Duvar kağıtları var. Buradaki boyayı belki değiştirebiliriz. Ben niye geçemiyorum lan buradan? Oha bayağı görünmez oldu her şey. Oha bayağı görünmez oldu lan. Abi fark ettiniz mi sıkıntıyı? Ya benim oynadığım oyunlar neden böyle bozuluyor falan acaba ya? Hakikaten neden bozuluyor abi? Koy şunu yerine. Bayağı görünmez eşyalar var şu an. Görünmez oldu. Oyun görünmez oldu abi bayağı bildiğin. Tamam ben uzak duruyorum. Uzak duruyorum. Şu an tamam burada sıkıntılar yok. Umarım alt katta düzelmiştir. Alt katı bir daha bakacağım. Yok abi buradaki masa hayalet masa bildiğin ya. Bunu bu şekilde mi yapmak zorundayım? Şaka gibi şu an ya. Neyse tamam böyle dursun. Çok fazla kurcalamayacağım. Başımıza bir şey gelecek. Cinli minli böyle olaylara girmek istemiyorum abi. Şimdi bak bayağı cinli minli olay burası hakikaten şu an. Ya da ben bir şeye bastım emin değilim de. Oğlum yerde ayak izleri falan var. Cinli ev bulduk bayağı bildiğin ya. Cinli evde bir gece falan diye YouTuber içeriği falan mı yapsak ne yapsak? Ne sanatsal bir kitaplık. Tamam insanlardan olumlu puanlar almaya başladık arkadaşlar. Duvarları falan yaparız tamam mı? Ondan sonra tuvalet banyoda temizlenecek ya da yenilenecek şeyler varsa onları yaparız. Hatta dediğim gibi 3 bölüm değil ben bunu 2 bölümde tamamlarım. İkinci bölümün sonunda burayı bir satarız. Ben eşyaları falan filan bir düzenlerim iyice. En sonunda da hep beraber satarız. Ve bahçesini falan da düzenledikten sonra yani DLC çıktıktan sonra da devam ederiz serimize. Şimdi bu böyle kısa bir video olsun hem evi tanıtmak amaçlı hem de DLC gelecek haberiniz olsun falan tarzında. Bayağı böyle güzel görünüyor. Hakikaten evde inanılmaz hoşuma gitti benim. Yani şu süsü satmak istiyorum abi. Şu yılbaşı temasından çıkarmak istiyorum eve. Tamam sıkıntı yok. O zaman videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbar üstü abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.